arkadaşlar, biraz gürültülü ve yeni çalışmayla sizlere merhaba diyorum. Şimdi bir hafta aşırı bir yoğun yağış oldu. Onun peşinden 2-3 gün hava güneş açtı. Ve bahçemiz aşağı yukarı tablandı. Kazmak için hazır hale geldi. Eğer ki kazmazsak biz otlanma başlayacak. Zira ilaç kullanmadığım için de bunun önüne geçemediğim için gördüğünüz üzere çapa motoruyla ikinci ara çapalamamızı da yapıyoruz. İlk ara çapalamızı kendi çapa motorumuzla yaptıydık. Aralar genişti, fasulyeler küçüktü. Ama şimdi fasulyeler gördüğünüz gibi büyüdü. Aralar daraldı. Daha küçük bir çapa motoruyla tekrardan bir ara çapalama yapıyoruz. Ben işlemime devam ediyorum. Hava da sıcak. Motor küçük ama hava sıcak. İşlemime devam ediyorum. Tekrar sizlere kısaca videolar çekeceğim. Evet arkadaşlar, yeni bir çalışmayla sizlere merhaba diyorum. Şimdi Mayıs'ın 15'inde ekmiş olduğumuz bamya fidelerimiz artı fasulye tohumlarımız şu an itibariyle gördüğünüz durumdalar. Bunlara iki sefer çapa motoruyla ara çapalama yaptık. İki sefer de dip boğaz çapası yaptık. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi şöyle diplerini doldurduk. Çiçek var. Yavaş yavaş çiçeklenme başladı. Şöyle göstereyim. İki sefer dediğim gibi çapa motoruyla ara çapasını yaptık. Her yağmur sonrasında otlanma başlamadan ondan sonra da elle kazmayla dip çapalamasını yaptık. Bir hafta bir yoğun yağmur geçişi olduydu. Şu alt kısımda biraz zayiatımız oldu. Yağmurdan dolayı su kesti orayı. Zaten üst tarafın fasulyeleri gördüğünüz gibi gayet güzeller. Herhangi bir sıkıntı yok. Yavaş yavaş da çiçeklenme başladı. Şöyle göstereyim. Ama o kısımda aşağı yukarı 100 metrekare var yok orada. Yoğun yağmur yağışından dolayı su kesti orayı biraz. Gelişim orada biraz kötü. Oradaki fasulyeler bir kenarı kurudu. Bir kenardakiler de daha küçükler. Bunlar gibi değiller. Bu şekilde değiller. Şöyle uzaktan göstereyim size. Çapa kazdığımız için fazla gezmek istemiyorum içinde. Yaklaşayım ben gene. Evet. Şu alanı komple yağmurdan zarar gördü. Küçük bir alan ama şu kısım gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye yavaş yavaş gelişmeye devam ediyor. Yavaş yavaş da gördüğünüz gibi çiçeklenme başladı. Filizlenmeler başladı. Şöyle göstereyim. Bu zamana kadar biz tohum ektikten sonra fasulyelerde hiçbir sulama işlemi yapmadım ben. Sulama işlemi yapmadan ara ara yağmur geçişleriyle beraber bu hale geldiler. Hiçbir zararlımız, ziyanımız olmadı. Sadece yağmurdan dediğim gibi bu kısımda biraz kaybımız var. Olsun, Allah'tan gelen şey. Ona bir şey yapamayız biz.
Bamyalarımız da şöyle göstereceğim sizlere. Biraz akşam oldu. İkinci dip boğaz çapısını yeni bitirdik bu akşam biz. Bamyalarımız da yavaş yavaş gelişmeye başladılar. Onlar da bu vaziyetteler. Yakın zamanda bunlarda da çiçeklenme başlayacak. Gelişim yavaş yavaş devam ediyor. Bahçemi ben dediğim gibi bu zamana kadar hiç sulamadım. Sadece bamyaları ektiğimde iki sefer can suyu verdim. Geri kalan sulama işlemi yapmadım. Bu hale geldiler. Evet arkadaşlar, destek veren arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı da bu şekilde sonlandırıyorum. Ben bilgi paylaştıkça güzeldir diyorum her zaman. Elimden geldiği kadar yapmaya ve sizlere de göstermeye çalışıyorum. Herkese hayırlı bir sezon geçirmesini diliyorum. Hayırlı akşamlar.